Şimdi yaşananların perde arkasını konuşacağız. Gazeteci Güngör Yavuz Aslan stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Güngör Bey. Hoş bulduk, merhabalar. Çok teşekkürler. Siyasal iletişim uzmanı Nur Tuğba Aktay da uzaktan bağlantıyla yayınımıza katılıyor. Siz hoş geldiniz Tuğba Hanım. Merhaba, hoş bulduk yayınlar. Merhaba Güngör Bey. Çok teşekkürler. Şöyle ki aslında uzaktan bağlantıyla da katıldığı için bir haritamız var. Harita üzerinden zaten anlatacağız. Ama ben ilk sözü Tuğba Hanım'a bırakmak istiyorum. Çünkü olaylar Suriye'nin kuzeyinde silahlı kuvvetlerinin kontrolündeki bölgede çıktı. Siz nasıl değerlendirirsiniz Tuğba Hanım? Tabii bu olayların, bu hadiselerin Güngör Hocam alanında o konunun, o bölgeyi karış karış bilen biri olarak ben olayı biraz daha siyaset ve o son zamanlarda gerçekleşen bürokratik gelişmeler üzerinden değerlendirmek isterim. Tabii geçtiğimiz aylarda Sayın Hakan Fidan'ın Putin'le yapmış olduğu görüşme sonrası bölgede artık normalleşmenin tesisi adına biliyorsunuz 2020'den bu yana kapalı olan Ebu Zeyd'in sınır kapısı 27 Haziran'da açıldı. Bu açılış tabii ki bölgedeki özellikle Suriye muhalifleri tarafındaki o bölgenin de muhalifler kısmında göreceğim daha detaylı diyecektir. Neredeyse 170'e yakın sanıyorum farklı grup ve örgüt ve birçoğunun da Amerika tarafından fonlandı, desteklendiğini düşündüğümüzde oranın tamamen karmaşa içinde olduğu bölge. Bu sınır kapısı açılmasından sonra tabii Elbap Yerel Meclisi bir duyuru yaptı. O bölgenin daha kalkınması, ticaretin gelişmesi adına bu sınır kapısının açılmasının bölgeye katkı sağlayacağını ama bunu maalesef bu bölgede Türkiye'nin olmamasını, Şam'la Türkiye'nin bu uzlaşı trafiğini tesis etmesine en çok rahatsız olan tabii ki Amerika ve o bölgedeki Suriye muhalifleri. Bu durumdan rahatsız olanlar tabii ki bu sınır kapısı açılışından sonra hemen sahaya döküldüler ve orada Türkiye karşıtı ve işte o dönemde de yine saldırılar oldu. Ve hemen bu olayın akabininde Kaan Bey, Kayseri'deki Eylül hadise yaşandı. Tabii ki biz dün yine CNN Türk ekranlarında bu konunun sıradan bir kötü bir tabii ki bir çocuk tacizi konusu var ama bu konunun sadece böyle bir başlık adı altında olmadığını, bu zamanlanmış bir provokasyon olabileceğini bilmiştik ki bugün de gerçekten yaşananlarla konuştuğumuzda bu olayın gerçekten böyle bir hadise olduğu. Çünkü dünkü yaşanan hadisede o bölgeyi yine terörize ederek oradaki kılıç kışkırtarak ne dediler? Türkler Suriyelileri o bölgeyi öldürüyorlar, işte istemiyorlar diyerek dün de sınır bölgesinde bizim oraya seyirciye götüren, meyve götüren tır şoförlerimize saldırı ve işte onların hayatlarını kaybetmelerine neden oldular. Peki. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde şimdi Güngör Hocam'la detaylıca olayları dinleyelim. Peki Güngör Bey, harita üzerinden bize bir anlatır mısınız? Şimdi bu olaylar nerede yaşandı? Size bırakayım sözü. Şimdi bu olaylar güvenli olarak adlandırdığımız Barış Pınarı Harekatı bölgesinden çok az. Bu arada güvenlik kaynaklarından gelen bir bilgi var. Evet. Onu da belirtelim, sonrasında buyurun, üstüne konuşalım. Şöyle ki, Suriye devriminin sembol isimlerinden 2. Kolordu Komutanı Fethi Misa'dan bir açıklama geldi. Bu açıklama, özgürleştirilmiş bölgelerde görevini yerine getiren Türk kardeşlerimize saldıran, kamu mallarıyla özel mülklere zarar vermeyen provokatörlere uymamamız gerek, fitne ateşi yakan, fitneye körükle gidenlerin peşine takılmamamız gerek, Türk bayrağına saygılı olmamız gerek, mübarek devrim bayrağımızın bizim için kutsal olduğu gibi Türk bayrağı da Türk kardeşlerimiz ve bizim için kutsal ve önemlidir. Son olarak özgür halkımızı akıllı ve bilinçli olmaya davet ediyoruz. Özgürleştirilmiş bölgeleri belirsizliğe sürüklememeye davet ediyoruz, evet, ifadelerini kullandı. Önemli bir açıklama. Tabii Suriye Milli Ordusu'nun bir komutanından gelen bir açıklama olduğu için önemli. Şimdi Barış Pınar Harekatı, Fırat Kalkan Harekatı ve Zeytin Dalı bölgesinde biz olayların olduğunu gördük. Burada bazı provokatif grupların önceden de oldu ama bu Kayseri'deki o olayla aynı zaman dilimine geldi ve Türk bayrağına karşı nefret suçu girişimi oldu. Ve medyada birinci derece gündem olduğu için daha fazla oraya odaklanmamız gerekti. Çıkanlar kim? İlk önce onlara bakalım. Bunlar o bölgede defaatle bu provokasyonu yapan, özellikle güvenli bölgelere, Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde dışarıdan gelen unsurlar. Çünkü az önce Suriye Milli Ordusu ya da Ordu'nun polis teşkilatı, güvenli bölgenin polis teşkilatı defaatle bu tür grupları gözaltına aldı. Genelde baktığımızda PKK bölgesinden, Rakka ve bu hattan geldiklerini ya da Tel Rifat'tan geldiklerini görüyoruz. Burada özellikle o bölgede Türkiye plakalı tırlara saldırı olması böyle 3-4 saat bir provokasyon eylemi oldu. Ama Suriye Milli Ordusu'nun
ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aldığı önlemle bu provokasyon dağıldı. Şu yapılmak isteniyor. Kaan Bey, bir soru soracağım. Şimdi Kayseri'deki olay bahane edilerek bu olaylar oldu. Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda oldu. Neden PKK'nın olduğu bölgedeki Suriyeliler eylem yapmadı? Neden rejim bölgesindekiler eylem yapmadı? Neden İdlib'de olmadı? Neden sadece Türk askerinin olduğu bölgede alıyor ve Türk bayrağı hedef alınmaya çalışıyor? Burada ben bunun provokasyonların organize bir şekilde olduğunu söylüyorum. Çünkü en ufak bir şeyde biz çok büyük çapta da olmasa bazen küçük çapta bu tür provokasyon denemelerinin olduğunu görüyoruz. Amaç burayı istikrarsız ve Türkiye karşıtı bir fotoğraf vermek. Yani buradaki Suriyeliler Türkiye karşıtı eylem yapan. Ve şöyle bir örnek vereceğim. 5.800.000 kişi yaşıyor İdlib dahil bu bölgede. Görüntülere baktığımızda, eyleme katılanlara baktığımızda toplam sayısı 200 kişiyi geçmez. Provoke edilmiş. 5.800.000 kişi. Yani bu tamamen bir Türkiye karşıtı olarak algılanması üzerine kurulan bir provokasyon. Buranın güvenliği çok önemli. Türkiye burada bir güvenli hat oluşturmak istediği bir süreçte Türk askerinin bulunduğu Suriye Milli Ordusu ile bir güvenlik mimarisi oluşan bölgelerin istikrarlı olması gerekir. Bu yapıyor. Ben burada şöyle de bir görüşüm var. Tam Ankara-Şam, Cumhurbaşkanı Erdoğan Esad'la görüşeceğini, Esad da Türkiye ile terörle mücadele adım atacağına belirttiği anda gelmesine çok dikkat ediyorum. Bu noktayı biraz açar mısınız? Tabii. Özellikle. Yani bundan Amerika Birleşik Devletleri ciddi anlamda... Özellikle Türkiye ile Suriye'nin normalleşme ihtimali kimi rahatsız ediyor olabilir? Direkt ABD, PKK ve İsrail. İsrail, Lübnan'dan sonra Suriye'ye saldırmaya hazırlanıyor. Suriye'nin normalleşmesi İsrail'in işine gelmez. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi benim gördüğüm Rusya, Türkiye ve Suriye arasında bir mekanizma kurulacak güvenlik başlıklarında. Bunun da ana başlığı terörle mücadele. Terör örgütü kim burada? PKK'ya karşı bir adım atılacak. Bu ABD'nin yıllarca burada oluşturduğu, yaptığı projelerin ters yüz olması demek. Bunun için istikrarsız bir Suriye fotoğrafı ortaya koymaya çalışıyor. Bu Kayseri olayıyla örtüştüğü için gündemde oluyor. Bu defaatli oluyor. Bu denemeleri yapıyorlar. Bir örnek vereyim. Tel Rifat'tan Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı'na sızmaları görüyoruz. Canlı bombalar dahil. Murakka adlı PKK'nın olduğu hem Resulayn'a, Tel Abya'da ya da başka bölgelere sık sık sızma girişimine oluyor. Sen de haberlerde veriyorsun. Suriye'de terör operasyonları, Türk Silahlı Kuvvetleri etkisiz hale getiren PKK'lılardan söz ediyoruz. Bunlar nereden geliyor? İşte bu alanlardan geliyor. Artı içeride uyuyan hücreleri de var. Şimdi çok yoğun bir insan sirkülasyonu olduğu için buralara uyuyan hücre ve provokasyonları çok ciddi anlamda sokabiliriz. Özellikle Afrin'de bunu çok görüyoruz. Peki. Nur Tuba Hanım'a dönmeden önce bir açıklamayı da hatırlatayım. Özellikle olaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye ile ilişkileri kurmamak için bir sebep yok açıklamasının ardından gelmesi de önemli. Tabii bu Türkiye-Suriye görüşmeleri siyasi olarak, diplomatik olarak Suriye'nin bütün dengesinin yeni bir boyuta gelmesi demek. Düşün, meşru olan Suriye Arap Cumhuriyeti, yani başında kim olursa olsun bir devlet ve Türkiye Cumhuriyeti devleti görüşmeye başlıyor. Ana başlık ne Kaan Bey? Terörle mücadele. Hı hı. Bu çok önemli. Buradaki en baş terör örgütüne PKK ve DEAŞ. Peki PKK ve DEAŞ'ı himaye eden kim? Onu bu hallere getiren, binlerce tır veren, para veren, silah veren kim? Amerika Birleşik Devletleri. İşte aparatları üzerinden, CIA uzantıları üzerinden bu tür provokasyonları yapıyorlar. Nur Tuba Hanım, size dönmek istiyorum. Özellikle Suriyeli komutanın yaptığı açıklamalar fazlasıyla önemli. Suriye devriminin sembol isimlerinden 2. Kolordu Komutanı Fehim İhsan'ın açıklamaları. Biraz önce o açıklamaları okumuştum. Fakat izniniz olursa birkaç başlığı tekrar hatırlatmak isterim. Özgürleştirilmiş bölgeleri belirsizliğe sürüklemeyin. Bu birinci uyarı. Fitnecilerin peşinden gitmeyin. Türk bayrağına saygılı olun. Devrim bayrağı gibi Türk bayrağı da bizim için kutsal ve özellikle provokatörlere karşı dikkatli olun şeklinde bir uyarısı söz konusu Fehim İhsan'ın. Bu açıklamaları nasıl değerlendirirsiniz? Bir siyasal iletişim uzmanı olarak. Tabii bu açıklamalar çok değerli. Türkiye ve Şam sürecinin normalleşmesi, özellikle Türkiye'nin bu sürecin aslında savaşın ilk yıllarından itibaren, Sayın Cumhurbaşkanı yıllarca beyanlarında hep bunu dedi ki, bu savaşın neredeyse ikinci yılında bu bölgede, özellikle Suriye'nin güneyinde bir güvenlik koridorunun oluşturulması, Birleşmiş Milletler çatısı altında uçuşa kapalı bir alanın tesis edilerek, yapılarak bu bölgede güvenliğin tesis edilmesi. Yani bu çok yıllar önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın vefatla yapmış olduğu bir şey. Günümüzde
Makus'da yine bu konu gündeme geldi. O bölgenin işte güvenlik koridorunun tesisi adına işte olması gereken bu koridorun da aslında en başta şunu da tabii açıklığa getirmekte fayda var. Türkiye Cumhuriyeti'nde birçok insan dedi ki ne işimiz var orada, neden o bölgedeyiz, neden askerlerimiz orada. Yanı başımızda bir terör devleti kurulmaya çalışıyorken, sınırımızda bu kadar terörle iç içeyken elbette devletimiz, silahlı kuvvetlerimiz, savunma bakanlığı o bölgede olması gerekiyordu. Ki şimdi orada olduğu için bugün biz güven içinde kalabiliyoruz. Bugün dün yapılan muhalif yapmış olduğu açıklamada da az önce söylediğimiz gibi muhalifler kendi içlerine bölünmüş durumdalar. Bir taraftan Amerika tarafından finanse edilenler, bir taraftan Suriye hükümetine karşı olan kendi mücadelelerini verenler. Tabii ki bu uzlaşma sürecinde Kaan Bey, eğer Türkiye ve Şam uzlaşması olursa oradaki muhalifler de artık bölünecek, bölünme tehdidi içindeler. Çünkü Amerika tarafında olanlar ayrı ve diğer taraftan kim gücünde? Orada da şu an o sınır kapısından ciddi bir şekilde onlara da bir gelir, kar elde geliri geliyor. Orada da sonuçta bir finansal bir çıkar Amerika'nın her zaman olduğu gibi. Yine oradaki o örgütleri beslediği ya da onları finanse ettiği kaynaklar kesilecek. Dolayısıyla oradaki güveni, huzuru tesis edecek güçlü ülke kim olursa bu örgütler de tabii ki o ülkenin ve Şam devletin destekleyeceklerdir. Çünkü Türkiye'nin şu an en önemli üç gündemi vardı. Birinci siyasi uzlaşının orada tesisiydi. Sonra ülkemizdeki mültecilerin güvenli bir şekilde ülkelerine gönderilmesi ve sonra da oradaki demokrasinin tesisi. Bu hadiselerin buraya geleceği, işte ülkemizdeki mülteci sorununun tabii ki her defasında önemli bir sorun olduğunu dile getiriyoruz. Ancak bu sorunun bir ırkçıl faaliyete dönüşüp bölgede bir karışıklığa, bir kaosa, bir kara propagandaya dönüşmesi işte tam da Amerika'nın şu an son zamanlarda Türkiye üzerine yapmaya çalıştığı oyunun ispatı. Dolayısıyla bu süreçte yine diplomasi trafiği de önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ve bu diplomasi trafiğinde de yine öncelikli gündemimiz ülkemizdeki mültecilerin artık misafir ettiğimiz mültecilerin ülkelerinde güven içinde, insani şartlar içinde yaşayabilecekleri ortama kavuşturulması. Bu anlamda da önümüzdeki günlerde başlayacak olan o güvenlik koridorunun tesisi operasyon sonrası terörün kökünden bakın PYD ve PKK artık o bölgede ülkemiz inşallah önümüzdeki zamanlar Türk askerinin, şanlı Türk askerinin yapacağı operasyonlarla terörü inşallah kökünden kazıyacağın inancımız tam, devletimize inancımız tam, askerimize, ordumuza, hepsine. Hele ki dünkü infial özellikle farkındaysanız Türk milletinin en hassas yeri, en küçüğünden en büyüğüne, yaşlısından gencine, kadından erkeğine bizim en büyük hassasiyetimiz şanlı al bayrağımızdır. İnancımız, dilimiz, dinimiz, ırkımız ne olursa olsun. Çünkü biz bu bayrak için atalarımız Çanakkale'de hepsi savaştılar. Bizim en böyle sinir ucumuzda bayrakları yakarak biliyorlar ki Türk milletinin en hassas olduğu nokta Türk bayrağı. Ama ne mutlu ki milletimiz bu provokasyonlara gelmeyerek, itidalli bir şekilde davranarak onların istedikleri ne yaşatmadılar. Bu anlamda tabii ki vatandaşlarımız, milletimizi de bir uyarıda ya da işte hatırlatma yapmakta fayda var. Bu bir süreç, sıkıntılı bir süreç. Burada biz eğer iç cephede birlik olmazsak dışarıda maalesef bu zihniyet, bu üst akıl bizi bozmaya ve bölmeye, parçalanmaya onlara mahal vermiş olacağız. Dolayısıyla içeride, iç cephede siyasi görüşümüz, ideolojimiz ne olursa olsun birlik ve beraberlik mesajını tesis etmemiz ve herkese dünyayı duyurmamız gerekiyor. Güngör Bey, şimdi, özellikle bu açıklamalar ben üzerinden. Şimdi bu açıklamayı yapan Fehim İsa, Suriye Milli Ordusu bir komutan ama Türkmen. Sultan Murat. Kimdir bir oradan? Türkmen. Evet. Ben anlatayım. Şimdi Suriye Milli Ordusu içinde Türkmen komutan ve yöneticiler var. Açıklama yapan Fehim İsa bir Türkmendir. Çoban Bey bölgesinden. Diğer Hamza Özel Kuvvetleri'nin komutanı Seyit Polat bir Türkmendir. Bu iki grup, bu komutanın idaresinde olan gruplar PKK'ya kök söktüren. Yani Suriye Milli Ordusu'ndaki en muharip ve savaşçı gruplardan söz ediyoruz. Ben bir bilgi yani birebir aldığım için CNN Türk ekranlarında aktartabilirim. Bu olaylardan sonra özellikle Türk bayrağına karşı provokasyonu yapanlara karşı bu iki komutan Seyit Polat'a ve Fehim İsa'ya bağlı, Türkmenlere bağlı komutanı hemen operasyon başlattılar. Ve birçoğu da gözaltına alındı. Çünkü oranın Suriye iç dengesini bilen bir güvenlik mimarisi var. Yani çok hassas bir şekilde hareket etmek zorundasın. PKK'nın uzantıları var, DAEŞ'in uzantıları var. Bölgeyi provoke etmek isteyen unsurlar var. Alındı. Hemen bu olayların da bir sonlandığını gördük. Ama
aynı Kayseri olayındaki gibi Bolt hesaplar üzerinden, sosyal medya üzerinden sanki böyle binlerce kişi Suriye karşıtı gösterilere başlanmış, orada Türkiye hedef alınıyormuş gibi bir algı oluştu. Böyle yok. Bakın bu gruplar, Hamza Özel Kuvvetleri olsun, diğer Suriye Milli Ordusu gruplar, hı hı, Özgür Suriye bayrağıyla birlikte Türk bayrağını birliklerinde ve karargahlarında taşıyan unsurlar. Altını çizerek söylüyorum. Her yerde gittiğinde Türk bayrağını görürsünüz. Bunda biri, bu çok önemli. Ben Türkiye'nin Büyük Irak Operasyonu hazırlandığı bir dönemde Şam ve Ankara'nın aynı Bağdat ve Ankara arasında belki ileriki dönemlerde Şam ve Ankara arasında bir terörle mücadelede bir güvenlik mimarisinin oluşma ihtimalinin olduğu dönemde güvenli bölgenin karışması çok önemli. Neden? Bakın ben bir örnek vereyim. Yani böyle izleyeceğimiz anlamsa. Örneğin burada bir operasyon gerçekleşecek. Evet. PKK'ya karşı. Sen de sınırda zaman zaman takip ettin. Türkiye bunu Suriye Milli Ordusu ile yapacak. Yani az önce bahsettiğimiz o gruplarla birlikte alacak. En son Barış Pınarı'nda gördük. PKK'ya karşı operasyona ilk gelen Suriye Milli Ordusu. Peki bu bölgeler istikrarsız olursa, olaylar olursa, bombalar patlar. Kimin işine gelir? PKK ve ABD'nin işine. Operasyon yapamazsın. Şimdi bu buradaki iç güvenliği mi sağlayacaklar bu gruplar? Buradaki iç güvenliği mi sağlayacaklar yoksa PKK'ya karşı operasyon mu yapacaklar? Bir de bu işin içine rejim girdiğinde, rejim ordusuyla girdiğinde, çünkü Birleşmiş Milletler'de temsil edilen, Arap Birliği'nde temsil edilen, Türkiye'nin de aslında birinci derece muhatap kabul etti. Yani Suriye Arap Cumhuriyeti'ni Türkiye tanıyor. Rejime karşı siyasi ve diplomatik eleştirileri var Türkiye'nin. Bu dönemde bu ben çalışılmış ev ödevi diyorum. Şimdi bu şu anda gündeme geldi. Biraz da Suriye'ye odaklanmamıza neden oldu Kamil. Devamlı bunları deniyorlar. Sürekli bunları dönüyor. Benim gördüğüm Rusya, Türkiye ve Suriye bir yeni güvenlik mimarisi terörle mücadelede Suriyelilerin geri dönmesi için oluşturacak. Peki Suriyeliler nereye dönüyor? Olayların olduğu yerlere dönüyor. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, İdlib ve Barış Pınarı bölgesine dönüyor. Son güncel rakamları güncellemedim ama tahminim 8-9 bin kişi geri döndü bugüne kadar. Hı hı. Ve bunun dönmesi için buranın, bu yapısının korunması gerekiyor. Ben şunu sormak isterim. Yani bu konu üzerinde konuşurken özellikle sığınmacıların yurtlarına geri dönmesi noktasında. Peki şu bir soru soruyorum Kaan Bey. İzleyicimize bir soru soruyorum. Suriye Arap Cumhuriyeti'nden Türkiye anlaştı. Birleşmiş Milletler. Onu soracaktım. Birleşmiş Milletler de devreye girdi. İlk başta ne olur? Suriye ile Türkiye'nin anlaşması yeni, zaten bu süreci hızlandırır. Türk askerinin olmadığı güvenli bölgeler oluşur buraya ve bu insanlar geri döner. Zaten bu formül üzerinden de çalışıyor. Ve aynı zamanda güvenli bölgelerden PKK temizlendiğinde buralarda insanlar geri döner. Rakka'ya geri döner. Deyzer'e, Haseke'ye, Kamışlı'ya geri döner. Gönderler. Bunun olmamak bak en büyük amaç bu. Yani Türkiye'de sosyal bir sorun haline getirilmek istenen Suriyeliler üzerinden sokakları karıştırmak, geri dönüşü engellemek. Suriyeliler PKK bölgesine dönmek istemiyorlar. PKK'ya haraç ve çocuklarını vermek istemiyorlar. Rejim bölgelerine dönecekleri güvenlik garantisi istiyorlar. Güvenlik garantisini sağlayabilecek kim var? Bunu Türkiye ve Rusya sağlayabilir aynı şekilde. Bunun üzerinden diplomatik, istihbaratı bir kapı açıldığı zaman da birden Türkiye'de Kayseri'nde olduğu gibi insanları sokağa dökmek ve vandalizm yaptırmaya çalışmak. Bu güvenli bölgelerde de bakın Türk bayrağına saldırı teşebbüsü, nefret suçu ve bu görseller reaksiyon etkisi de sosyal medyada.